17 Ekim'de arkadaşlarımızın bir eylem takvimi var. Yine işte muayene sürelerinin 5 dakikaya indirilmesi gibi. Birçok arkadaşımız yıllık iznini kullanamıyor, bir kısmını kullanıyor çünkü çok yoğunluk var. Yine ameliyatlar ertelenmeye başladı. Ameliyatlar ertelendi çünkü COVID hastaları çok fazla. Pandemiyle mücadele edemiyor sağlık politikası bu ülkenin. Çünkü pandemiyle mücadele hastaneye kilitlenmiş vaziyette ama pandemiyle mücadele sahada verilir. Bundan kaynaklı sağlık emekçilerin iş yükü gitgide daha fazla artıyor. Ücretlendirme konusunda gitgide daha da yoksunlaşıyoruz. Ekonomik kriz zaten ortada. Bu yoksunlaşmaya karşı da bu kadar iş yükü altında çalışırken sağlık çalışanlara ses çıkartıyorlar. Buna karşı da çözüm olarak sesi çıkanları, en çok sesi çıkanları ya da atmaya kendine bir yöntem olarak bilmişler diye düşünüyorum ben. Ama biz buna karşı susmayacağız. 3-4 günden beri örgütümle birlikte her yerde yer aldık. Sesimizi duyurmaya çalıştık ve bu uygulamaların haksız, hukuksuz olduğunu her mecrada söyleyeceğiz, söylüyoruz da. Yani dava süreci açıkçası çok kolay olacak. Çünkü var olan bir dosyam var zaten. Yani üstüne bir ne koymuş olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, güvenlik soruşturmasında bir arşiv taraması yapılıyor. Benim hakkımda da bir fişleme dosyası vardı. Bu fişleme dosyasında katıldığım eylemler, sosyal medya paylaşımlarım gibi şeyler vardı. Bir de eski eşimle olan, onun bir dava süreci vardı ki o dava sürecini zaten kazanmıştı. Kazanmasa bile, yani her kişi kendinden sorumlu, eski eşim olsa bile. Hani anayasaya göre de böyle. Hani meslek örgütü yöneticiliği de yaptım, aktivistiyim de. Sendikada aynı zamanda aktivistim, sendika üyesiyim. Yani bunların nedeniyle katıldım bütün bu eylemlere. Ki biz bunu sorduk, hangi eylemler? Çünkü çok geniş, 2008 ile 2018 arasındaki eylemlerden bahsediyor. Hangi eylem suç teşkil eden? Ve hangi sosyal medya paylaşımın suç teşkil ediyor? Evet, ben eleştiren bir insanım, düşünen bir insanım. Ben hekimim. Ben hani halk sağlığının içindeki bir insanım. Tabii ki eleştireceğim kötü uygulamaları. Tabii ki kadın cinayetlerini eleştireceğim. Tabii ki doğanın katledilmesini eleştireceğim. Tabii ki işçilerin işten atılmasını eleştireceğim. Yani bunun için kimse beni sorgulayamaz, suçlu bulamaz. Hangi sosyal medya paylaşım diye sorduk. Ve neyle beni ilişkilendiriyorsunuz, hangi örgütle ilişkilendiriyorsunuz diye sorduk. Emniyetten gelen yazı boş bir kağıttı. Herhangi bir terör örgütünün ilişkisine rastlanılmadı. Hani bu emniyetten gelen dosya. Bunun üzerine ben zaten yürütme durdurumu alarak mesleğime geri döndüm. Bu ülkede hukuksuzluk artık yerleşmiş. Benim sürecime insanların bu kadar tepki göstermesinin nedeni de bu. Yani bu kişinin bir suçu olsa iki kez geri dönmezdi. Siz üçüncü kez niye atıyorsunuz ve bir kağıt parçasıyla niye atıyorsunuz? Doğru düz bir soruşturma bile yapılmadı. Yani ben bu şekilde tekrar geri döneceğime inanıyorum. Ama hani bu ülkedeki hukuksuz uygulamalara karşı da mücadele etmeye devam edeceğim. Zaten geri döndükten sonra da 2 yıldan beri de köşemde oturmadım. Her türlü hukuksuzluğa karşı çıktım. Bundan sonra da meslek örgütümle birlikte, sendikamla birlikte karşı çıkmaya devam edeceğim.